Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm değerli arkadaşlar. Bugün dersimize selamla başladık. Ne için? Konumuz selam çünkü. Selam. Bir yere girdiğimizde selam, çıkarken selam, telefonu açtığımızda selam, telefonu kapatırken selam. Selam yani her tarafta selam. Selam kelime anlamı zaten selamet demek, huzur demek, mutluluk demek. Esselamu aleyküm deyince ne demiş oluyoruz birbirimize? Mutluluk, esenlik, huzur senin olsun. Oh rahat yaşa, huzurlu yaşa. Hasta olma. De demiş oluyoruz. Daha birçok manası var yani bunun. Selamla alakalı Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var. İmam Nebevi rahmetullahi aleyh riyaz Salih'in adlı eserini hazırlarken bölüm bölüm hazırlamış, konu konu hazırlamış. Selam bölümünün başına bakın üç tane selamla alakalı Kur'an'dan ayet koymuş. Sonra hadisi şerifleri serdedecek. Birinci ayet Nur suresi 27. Rabbimiz buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyutan gayre buyutikum hatta teste'nisu ve tüsellimu ala ehliha. Ey müminler Müslümanlar! Bir eve gireceğiniz zaman bir ilk önce izin alın, kendinizin geldiğini ifade edin. Bu işte zili çalın, kapıyı çalın gibi bir şey. Ondan sonra iki selam verin diyor. Öyle girin eve girdiğiniz zaman. Ben size geldiğimde, siz bana geldiğinizde veya bir komşumuza, bir misafirliğe gittiğimizde demek ki eve girmeden önce Esselamu Aleyküm diyeceğiz, eve gireceğiz. Bir ayeti kerime de yine Nur suresinin 61. ayeti. Fe izâ dakhaltum buyûten <laughs> fesellimû alâ enfusikum tahiyyeten min indillâhi mübâreketen tayyibe. Eve girdiğinizde kendinize ve orada bulunanlara Allah Teala Ta tarafından bir esenlik olmak üzere selam verin diyor. Evinize girdiğiniz zaman ya ben kendi evime girdiğimde de mi eşime de mi selam vereceğim? Anne babama da mı selam vereceğim? Bu çok soruluyor çünkü. Yani biz zannediyoruz ki selam arkadaşımıza verilir, yabancıya verilir. Gittiğimiz zaman mahallenin bakkalına selam verilir. Ama eve girdiğimizde hanımımıza selam verilmez zannediyoruz. Yahu selam selamet demektir derse başlarken söyledim ya. Yani sen mutlu ol diyorsun karşı tarafa. En çok kimin mutluluğunu istersin? Başta hanımının, başta annenin, başta babanın, başta çocuğunun mutluluğunu istemez misin? İlk önce onlara selam ver. Öncelikle onlara selam ver diyor ayet-i kerime. Bir ayet-i kerime de Nisa suresi 86. ayet-i kerime. Allah'ımız buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim Ve الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ وَاِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحَيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ bir selamla selamlandığınızda yani size birisi bir selam verdiğinde siz onun daha güzeliyle karşılık verin diyor. Veya en azından onun gibi bir karşılık verin. Şimdi onun güzeli ve onun gibi ne demek ayette? Şimdi nasıl selam veriyoruz biz? Selamun aleyküm. Ya da Esselamun aleyküm diyoruz. Birisi bize Esselamun aleyküm dediğinde biz ve aleyküm selam diyoruz. Bu bir karşılıktır ve aleyküm selam ve rahmetullah diye eklersek bu daha güzel. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu kardeşim dediğimizde bu çok daha güzel. İşte size selam verildiğinde siz daha güzeliyle karşılık verin deyince siz de ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu deyin demiş oluyor. Dördüncü bir ayeti kerime de Zariyat suresinden bir olay anlatıyor bize 24. ayetten başlayarak Allah Celle Celaluhu. İbrahim Aleyhisselam'ı hepimiz biliyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın yanına bir gün yabancı birkaç kişi geliyor. Yabancı, oralarda tanımadığı birkaç kişi geliyor. İbrahim Aleyhisselam da onları evine alıyor. Hemen bir yemek hazırlıyor, getiriyor, önlerine koyuyor. İşte o olayı anlatırken bize ayetler diyor ki Hal etake hadisu dayfi İbrahim el İbrahim'in değerli kıymetli misafirlerinin haberi sana geldi mi ey Muhammed aleyhissalatu vesselam İz dakhalu alayhi fe qalu selama selam Hani o insanlar İbrahim aleyhisselamın yanına girdiklerinde demişlerdi ki selam yani selamun aleyküm demişlerdi. İbrahim Aleyhisselam da selam diye. Yani aleyküm selam diye cevap vermişti. Bakın nereye gittik biz? Ta 5000 6000 sene öncesine gittik. İbrahim Aleyhisselam'ın zamanına gittik. Orada da selam var. Ondan öncesinde de var mı selam? Ondan öncesinde de var. Onu da söyleyeceğiz şimdi. Hadis-i şerifler. Hani Abdullah ibn Amr İbnü'l As radıyallahu anhuma Abdullah İbni Amr İbni As anlatıyor. Diyor ki, enne racülen se'ele Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme eyyül islami hayrun. Bir adam gelmiş, Peygamber Efendimiz'e sormuş. Demiş ki, ya Resulallah, Müslümanlıkta en güzel amel, en güzel hareket hangisidir? Kale, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurmuş ki, tut'imu ta'am, yemek ikram etmendir, yedirmendir, insanların karnını doyurmandır ve takra'u's-selamı ala men 'arafta ve men lem ta'rif tanımadın tanıdığın herkese selam vermendir buyurmuş. İkinci hadisi şerif aynı Ebu Hurayra radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale Ebu Hurayra rivayet ediyor. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Lemma halakallahu Adama" Allah-u Azimuşşan Adem Aleyhisselam'ı yarattığında Adem Aleyhisselam kim? İlk insan değil mi? Hani biraz önce dedik ki İbrahim Aleyhisselam zamanında da selam varmış dedik. Ondan öncesi de var mı? İşte onun cevabı geldi şimdi. Adem Aleyhisselam'ı yarattığında Allah Celle Celaluhu kale buyurmuş ki Adem'e İzheb fesellim ala ulaike neferin minel melâiketi cülûsin. Festemi' ma yuhayyûneke. Git şurada oturan meleklere selam ver ve dinle bakalım nasıl cevap verecekler, selamını nasıl arayacaklar. Fe <laughs> inneha tahiyyetuke ve Onların vereceği cevap senin ve senin zürriyetinin yani senin neslinin selamı olacak. Senin zürriyetinin selamı olacak. Fakale Adem Aleyhisselam gidiyor. Oradaki meleklere diyor ki Esselamu Aleyküm meleklere. Fakalu melekler de Esselamu Aleyke ve Rahmetullah Fezaduhu ve Rahmetullah Diyorlar ki Esselamu Aleyke ve Rahmetullah ve rahmetullah'ı da ekleyerek söylüyorlar. Yani melekler Adem Aleyhisselam'ın selamını aleyküm selam ve rahmetullah diye alıyorlar. Bakın ta Adem Aleyhisselam döneminde öğretilmiş bir selam şekli ve çeşidi bu. <laughs> An Ebi umarete el Bara İbn Azib radıyallahu anhuma kâle. Ebu Umar künyesiyle Bara İbn Azib radıyallahu anhuma diyor ki: emarana Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bi seb'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti. Yedi şeyi yapmamızı bize emretti. Nedir onlar? Bir, bi'iyâdetil meriyyâf. Hastaları ziyaret etmemiz. İki, vettibâil cenâiz. Cenaze namazına katılmamız. Üç, ve teşmitil âtıs. Birisi hapşırdığı zaman elhamdülillah diyor ya, Elhamdülillah diyene yerhamukallah diye cevap vermemiz. 4. Ve nasri daif. Ve daif. Zayıf, kimsesiz ya da güçsüz kişilere yardım etmeyi. Ve avnil mazlum. Mazlum durumda olan, zalimin zulmüne, zulmü altında inleyenlere yardım etmeyi ve ifşa selam selamı yaymayı ve ibraril muksim yemin ettiğimizde Yeminlerimizin ardında durmayı bize emretti. Yedi şeyi bize emretti. Bir daha sayalım mı? Sayalım. sayalım. Bir, hasta ziyareti. İki, cenazede bulunmak. Üç, birisi hapşırdığında elhamdülillah deyince yarhamukallah demek. Dördüncüsü, zayıf kimselere, yardıma muhtaç kimselere yardım etmek. Ama bedenen ama maddi olarak yardım etmek. Beşincisi, mazlum kişiye, zalimin zulmüne karşı mazlum kişiye yardım etmek. Altıncısı selamı yaymak ve yedincisi bir şeye yemin ettik mi yemini bozmamak, yeminin arkasında durmak. Bunları bize Peygamber Efendimiz emretti. Dikkat ettiniz mi? Selamı yaymayı bize emretmiş. Selamı yayacağız. Yaymak diye bir şey var ha. Selam alın. Selam verinden başka selamı yaymak diye bir şey var dikkatinizi çekmiştir. Yani artık herkese Selamun aleyküm, selamun aleyküm, selamun aleyküm diye selam vermemiz gerekiyor. <laughs> An Ebi Hurayra radıyallahu anhu kale, kale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hurayra'nın rivayet ettiği şu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "La tedhulul cennete hatta tu'minu." Mümin olmadıkça, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Yani kafir cennete girecek mi? Girmeyecek. Müslüman cennete girecek. Ve la tu'minu hatta tuhabbu. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda mümin olmuş sayılmazsınız. Duydunuz mu? Müslümanlar birbirinizi seveceksiniz ki gerçek manada Müslüman olmuş olasınız. E ben namaz kılıyorum, ben oruç tutuyorum ama Müslümanlara karşı içinde kin var, nefret var. Gerçek manada mümin olamamışın. Müslüman şöyle açacak bütün avuçlarını bütün efendim kollarını la ilahe illallah diyen kişinin derisine bakmadan, rengine bakmadan, ismine bakmadan, coğrafyasına bakmadan, diline bakmadan hepsini kucaklayacak. Bu da iki. Evela edullukum ala şeyin izâ faaltumuhu tahabbtum. Peki bir şey size söyleyeyim. O şeyi yaparsanız birbirinizi seversiniz. Birbirinizi sevmiş olursunuz. Neymiş o? Efşü selamı beylekum. Aranızda selamı yayın. Selamla başlayıp selamla bitirirseniz konuşmalarınızı sevgi oluşur aranızda arkadaş. Şimdi adam karşı taraftan kopmuş geliyor. Gözler böyle dışarıya fırlamış. Sana artık ne yapacak? Sövecek. Kavga edeceksiniz belki. Sen de ona doğru giderken selamun aleyküm desen bir dene. Bir dene bak ne oluyor. Selamun aleyküm deyince Yelkenler nasıl suya iniyor? Böyledir yani. Efsüs selama beynekum. Peygamber Efendimiz diyor ki birbirinizi sevmek için selamı yayın. An Ebi Yusuf'a Abdullah ibn Selam'in radıyallahu anhu kale Abdullah ibn Selam adındaki sahabi efendimiz ki bu Yahudi iken, Yahudi ilim adamı, alimken Peygamber Efendimizle tanışınca Müslüman oluyor. Yahudilikten Müslümanlığa dönüyor. İşte o sahabi efendimiz diyor ki Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakulu Ben bizzat işittim. Peygamber efendimiz buyurdu ki Ya eyyuhennas ey insanlar Efşü selame selamı yayın ve at'imu ta'ame insanların karnını doyurun, ikramda bulunun ve silul erhame Ailenizi, akrabalarınızı ziyaret edin, sorun, soruşturun. Ve sallu İnsanlar uyuyorken siz kalkın namaz kılın, sabah namazı. Gece teheccüd namazı, insanlar uygularken namaz kılın. Eğer bunları yaparsanız, tedhulul cennete bi Selametle, huzurla, güvenle cennete girersiniz. Cennete huzurla, selametle girmek istiyor musun? Cevap istiyorum. O zaman şu dert şeyi yapacaksın. Bir, selamı yayacaksın. İki, insanların karnını doyuracaksın. Yemeğe çağıracaksın, ikramda bulunacaksın. Üç, akrabalarınla ilişkiyi kesmeyeceksin. Dört, insanlar uykudayken işte yassı namazı, sabah namazı, gece teheccüd namazı gibi namazlarını kılmaya devam edeceksin. Bunları yaptın mı bunları yaptın mı efendim cennete girersin. Anne Tufeil bin Übey bin Ka'b'in Tufeil İbn Übey İbn Ka'b meşhur sahabi efendimiz Übey ibni Ka'b'ın oğlu Tufeil anlatıyor bir olay anlatıyor şimdi bize dikkat edin. Annehu kane yati Abdullah İbn Ömer'a radıyallahu anhuma. Sahabeden Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın yanına gitmiş gidermiş. Arada sırada onunla buluşurmuş. Feyagdu ma'hu ma ile suuk Beraberce çarşıya çıkmışlar. Yani Tufeyl'le Abdullah İbni Ömer birlikte çarşıya çıkmışlar. Anlatıyor şimdi Kale diyor ki Tufeyl Fe <feyagdû> izâ gadevnâ ile suhuki Lem yamur Abdullah ala sakatin ve sahibi bey'atin ve la miskinin ve la ahadin illa sallama alayhi. Şimdi Abdullah diyor hangi tezgahın önünden geçerse eski mallar satan tezgahın önünden yeni mallar satan tezgahın önünden garibanlar dilenmek için çıkmışlar onların önünden hangisinin önünden geçerse selamun aleyküm selamun aleyküm selamun aleyküm der öyle yoluna devam edermiş. Kalet Tufeil Tufeil diyor ki Feci'tu Abdullah İbn Ömer yevmen yine bir gün diyor Abdullah'ın yanına gittim. Festet bani ile suk. Bana dedi ki haydi çarşıya gidelim. Fakultu lahu ben de dedim ki ona ma tasna'u bis ve ente la takifu ala al ve la tes'alu ala silai, ve la tasumu biha ve la tajlisu fi majalis suk. Ya niçin çarşıya gidiyoruz ki? Sen ne bir şey alıyorsun, ne bir malın fiyatını soruyorsun, ne orada bulunanlarla oturup sohbet ediyorsun. Sadece çarşının bir başından giriyoruz, öbür başından çıkıyoruz. Selamun aleyküm, selamun aleyküm dönüp geliyoruz. Niçin gidelim ki çarşıya? Ve akulu, iclis bina ha hâhuna netehaddes. Burada oturalım dedim, burada konuşalım, muhabbet edelim seninle. Böyle deyince fakale, dikkat edin şimdi Abdullah tufeyle diyor ki ya eba batın ey göbekli diyor ve kâne tufeylu zâ biraz göbekliymiş tufeyl ey göbekli innemâ nâgdû min eclis selam, nüsellimu ala men lakînâ diyor ki biz çarşı pazara selam vermek için gidiyoruz selam vermek için Karşılaştığımız bütün insanlara selam vermek için gidiyoruz. Bir şey almasak da selam veriyoruz. Şimdi Abdullah'ın bu hareketini nasıl anladık biz? Peygamber Efendimiz'in emri neydi? Selamı yayın. Bakın Abdullah selamı yayıyor. İnsanlara selamı hatırlatıyor, anlatıyor. Tekrar selam, 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 selam. Yani bir şey almayacak. Bir ihtiyacı da yok. Hiç böyle bir şey yapan insan gördünüz mü? Yok, göremezsiniz. Ancak bu bir sahabi efendimizdir. Radıyallahu anhum ecmain. Allah ondan razı olsun. Peki arkadaşlar, selam alıp vermenin şekli nedir? Nasıl selam alacağız? Nasıl selam vereceğiz? Bunu anlatan bir konu başlığıyla şu hadis-i şeriflere de bakalım. An <laughs> İmran ibn el Husayn radıyallahu anhuma kâle. İmran ibn Husayn şimdi bir olay anlatıyor bize. Diyor ki: "Câ'a raculun ilen-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fekâle: "Esselamu aleyküm." Feradde aleyhi sümme celes. Bir adam gelmiş Peygamber Efendimizin oturduğu yere. Selamun aleyküm demiş. Peygamber Efendimiz de aleyküm selam demiş. Adam oturmuş. Oturunca fakale nebiyyü Hazreti Peygamber buyurmuş ki Aşrun on demiş. 10 Başka da bir şey söylememiş. Sümme câe âkharu. Başkası gelmiş. Aynı meclise. Fakale esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bu gelen kişi bu sefer Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demiş. Faradde Aleyhi Feceles. Peygamber Efendimiz de selamına cevap vermiş. Aleyküm Selam ve Rahmetullah demiş. Adam oturmuş. Fakale Işrûn. Peygamber Efendimiz 20 demiş. 20. Sümme câe âkharu fekâle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekâtuhu. Başkası gelmiş. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekâtuhu demiş. Fark ediyorsunuz farkları. da aleyhi feceles. Peygamber Efendimiz de cevap vermiş. Adam oturmuş. Fakale Peygamberimiz buyurmuş ki selasun otuz. Otuz demiş. Nedir bu? Şudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselama gelip Esselamu aleyküm diyen on sevap aldı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyen 20 sevap aldı. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyen 30 sevap aldı. Cevap verirsen yine böyle. Yani adam selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam dedim mi 10. Aleyküm selam ve rahmetullahi dedim mi 20. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu dedim mi 30 sevabı alırsın demektir. Anne Ayşe radıyallahu anha kalet. Hazreti Ayşe annemiz rivayet ediyor. Kale li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz bana dedi ki, Hâzâ Cibrilu yakra alayki selam. Bir gün Peygamber Efendimiz, Hazreti Ayşe annemizle otururken, hanımı Hazreti Ayşe ile otururken, birden diyor ki dönüp hanımına, diyor ki bak Cebrail diyor geldi burada şu anda, sana selam söylüyor. Sana selam söylüyor. Kalet kultu, ben de dedim ki, ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatü dedim. Ben de cevap verdim diyor ona. Gördü mü Cebrail aleyhisselamı? Görmedi. Ama Peygamber Efendimiz Cebrail'in selam verdiğini söyleyince cevap veriyor. <laughs> An enesin radıyallahu anhu enen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kana izâ tekelleme bi kelimetin a'adaha thalâsen hattâ tufhama anhu. Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz bir şey söylediği zaman, bir şey konuştuğu zaman üç defa tekrarlardı ki anlaşılsın. Üç defa bazı şeyleri, üç defa üzerine basa basa tekrarlardı ki anlaşılsın diye. Ve izâ etâ alâ kavmin fesellem aleyhim sellem aleyhim Bir topluluğa gittiği zaman da onlara selam verdiğinde üç defa tekrarlardı ki duyulsun. Diye. Bir kere şimdi şuradan içeriye giren birisi Esselamu Aleyküm derse buradaki herkes duyacağı için üç kere tekrarlamaya lüzum yok. Allahu Alem kalabalık olsa burası, herkes birbirleriyle konuşsa biz ne yaparız? Esselamu Aleyküm duyulmadı. Biraz daha sesli Esselamu Aleyküm duyulmadı. Biraz daha sesli verir miyiz? Veririz. Öyle anlayın bu hadisi şerifi. Anil Miktat radıyallahu anhu fi hadifihi tabil kale. Miktat adlı sahabi efendimiz Uzunca bir hadistir bu. Onun bir bölümünde diyor ki Hazreti Miktat "Künne nerfa'u lin-nebi sallallahu aleyhi ve sellem nasibehu min el Biz Peygamber Efendimize içtiğimiz sütten bir miktar ayırırdık diyor. Ayırırdık. Feyeci min el-leyli feyusallimu teslimen la yuqizu na'iman ve yusmi'u el-yaqdan. Peygamber Efendimiz de gelirdi gece vakti. İnsanların bir kısmı uyumuş, bir kısmı uyanık. Selam verirdi diyor bize. Bakın selamın şeklini tarif ediyoruz değil mi? Selam şekli. Selam verirdi bize diyor. Öyle bir tonda selam verirdi ki uyanık olanların hepsi duyacağı kadar, uyuyan kişilerin de uyandırmayacak kadar. Orta seviyede bir sesle Esselamu Aleyküm derdi. Ne böyle içinden söyleyip de duyurmakta zorlanacağınız ne de böyle içeriye girip böyle hey millet deyip milleti yerinden zıplatacağınız bir selam değilmiş demek ki orta. An Esma binti Yezid radıyallahu anha Esma binti Yezid azındaki Medineli sahabi hanım diyor ki Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem marra fi'l mescidi yevmen ve usbetun minen nisa'i ku'ud. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam mescitten, camiden geçerken orada bir grup hanım oturuyormuş. Orada bir grup hanım oturuyormuş. Fe elvâ biyedihi bitteslim. Peygamber Efendimiz ne yapmış? Kadınlara şöyle eliyle esselamu aleyküm diye işaret etmiş. Belki uzakta oturuyorlardı. Ses duyulacak gibi değildi. Şöyle işaret etmiş, selam vermiş. Yani değerli arkadaşlar biz bazen böyle selam veriyoruz ya. Şöyle selam vermek sadece yetmez. Ancak böyle nasıl selam verilir? Kime selam verilir? Adam arabada camlar kapalı. Sesini duyacak imkanın yok. Esselamu Aleyküm dersin. Talaffuz edersin ama elinden de işaret edersin. Veya uzakta adam böyle selam verirsin. Ama şurada karşılıklı birbirimize Esselamu Aleyküm demeye lüzum yok. Direkt ağızla söylenir yani bu. An Ebi Umame e radıyallahu anhu kâle, Ebu Umame radıyallahu anh diyor ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu, İnne evlen nâsi billâhi men bedâ'ehum bisselâm. İnsanların Allah katındaki en makbulü kimdir? Allah kime en çok değer verir biliyor musunuz? Selama ilk başlayana, ilk selam verene. Şimdi burada oturuyorsun, dışarıdaki selam veriyor. Evet yani dışarıdan gelen selam verecektir de. Yolda yürüyorsun. Sen aşağı doğru gidiyorsun. O da yuk aşağıdan yukarıya doğru geliyor. Sen bekliyorsun o versin. O bekliyor sen veresin. Zaten geçiyorsunuz, gidiyorsunuz. Kimse kimseye vermedi. Öyle değil. Biz can atmamız lazım. İlk ben selam vereyim de sevabı ben kapayım diye. Çünkü ilk selam veren daha çok sevap kazanır. An Ebi Cüreyl Hüceymiy radıyallahu anhu Ebu Cürey lakablı sahabi efendimiz diyor ki Eteytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme fakultu. Peygamber efendimizin yanına gittim aleyhissalatü vesselam. Dedim ki Aleyke selam ya Rasulallah. Böyle selam verdim. Duydunuz mu hiç? Aleyke selam ya Rasulallah. Böyle selam verdim. Fakale Peygamber Efendimiz'i hemen düzeltti. Dedi ki, la tekul aleykes selam. Aleyke selam deme dedi. Fe inne aleykes selam tahiyyetül mevta. Çünkü aleykes selam, ölülerin selamıdır. Nasıl selam vereceğiz o zaman? Esselamu aleyküm diye vereceğiz. O karşı taraftaki de nasıl alacak? Ve aleyküm selam diye alacak. Selam verme ve alma şekli böyledir yani. Böyle selam verip alacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bu dersten sonra artık selamı yayacağız. Eve gittik, annemize, babamıza, kardeşlerimize mutlaka selam vereceğiz. Evden çıkarken selam vereceğiz. Telefon açtık. Ne haber, neredesin ya? Demeden önce. Esselamu aleyküm. Neredesin kardeşim? Böyle. Bitirdik konuşmamızı, kapatıyoruz. Hadi görüşürüz, kendine iyi bak. Bunları söylüyoruz da en sonunda Esselamu aleyküm diye kapatacağız. Sokakta selam vereceğiz. Bakkala girdik, selam vereceğiz. سلام يا يجاز إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين